gün yukarıdan bakınca biliyorsunuz uçaktan gelip korkunç bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama bunu bile Aa bir dakika beni yıkacaklar. Beni ortadan kaldıracaklar. E bu, bu olmaz ki. Bunun altında yatan düşünce yapısıdır. O düşünce yapısı tek sesli düşünce yapısıdır. Metodoloji yani düşünsel metodolojide sıkıntı var. Çok sesli değil. Evet bunu da yapalım yani bu da böyle olsun. Ve biz de böyle var olacağız. Hani ben de var olacağım. Şimdi de iktidardayım. Ama sonra belki de Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, sonra belki İyi Parti gelecek, sonra belki bir HDP gelecek. Neyse yani olacak ve biz böyle yaşayacağız diye bir şey yok. Geldim ve en doğruyu ben temsil ediyorum. En doğru benim, en şahane benim, en güzel benim. Benim dışındaki herkes yanlış, hatalı, çirkin, kusurlu, hain dediğiniz zaman bitiyor. Ülke bitiyor. Biter. Bitti. Geldiğimiz yer burası. Problem Siz önümüzdeki ilgili. seçimlerle ilgili bir öngörüde bulunabiliyor musunuz? Tabii ben bugünkü iktidarın gideceğinden eminim. Eminim. Ne nereden eminim? Bunu ile görüyorum. Anketlere bakarsanız siz de görebilirsiniz. Şu anda %10 %10 gözüküyor ama bu bile bunun üzerinde bir fark olabilir. Pazara gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz pazarda? Yoksulluk, açlık, insanlar alamıyor. Alım gücü düştü. Ben kitap çıkarıyorum. 42 lira 500 sayfalık kitap 42 lira. Çoğu okurlarımı çok Çünkü çoğu, kağıt çok pahalı evet, ve dolarla Okurlarım bana gelip söylüyor. Ya Ahmet Bey yani böyle oluyor. şu bak 500 sayfa diyorum. Özellikle indirim yapayım bizim yayınevi. Çünkü benim çok genç okurlarım var. Diyorum evet. ki yani bunlar yani ne olur, onlar da sağ olsunlar hani biz kazanmasak da olur diyorlar. En en düşük fiyat inanın bana yani hakikaten benim kitaplardadır. Yani insanlar alamıyor. ince kitaplar daha çok satıyor. inanın bana çok çok alamıyor çünkü. Ekmek ulaşım benzin her şey korkunç. Zaten kitap şu anda lüks tüketim malzemesi oldu. aslında. Bak Şimdi evet. önümüzde işte herkesin dile getirdiği bir şey var. Kış zor geçecek. Evet kış evet. zor geçecek. Zor geçecek. İnsanlar ne yapacaklar bilmiyorum. Ya Allah fakir fukaranın gerçekten yardımcısı olsun. İşte bu her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirecek olan budur. Kendi tabanı açısından da değiştirecek mi bir şeyleri? Kesinlikle. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın tabanı kendisiyle bir özdeşlik kuruyordu. Evet. Fakat bu gelinen noktada aslında artık bir sırça köşkte bir cumhurbaşkanı yaşıyor ama kendisi giderek yoksullaşıyor. Evet. Hala o özdeşliği kurabiliyor mu mesela? Yani yoksa şöyle mi düşünüyor? Hak mı görüyor bu hayatı? ona ee, ve e, bir gün kendisinin de tıpkı onun gibi bu hayata ulaşabileceğini mi düşünüyor? Sizce hangisi? Bence asıl mesele biraz önce söylediğim gibi. Eğer bir insan sabah kalkıp çocuğuna ekmek alamıyorsa, yumurta alamıyorsa, hı hı. süt alamıyorsa, kirasına ödemekte zorluk çekiyorsa artık bir insanın sarayda oturması ona çok daha fazla batar. O insana söylediği laflar ne olursa olsun insanlar yeter artık derler. Bence önemli olan bu. İdeolojik olarak buna inananlar, dini olarak buna inananlar bile bir süre sonra çözülmeye başlar. O çözülme süreci başladı. Yani İstanbul seçimlerinde bunun ipuçları görülmüştü ama bugün son derece yaygın bir şekilde bunu görmek mümkün. Her yerde bunu görmek mümkün. O çözülmeleri belki doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP'de ya geçişte görmüyoruz ama İyi Parti'de, Deva Partisi'nde, ya öteki partilerin hepsindeki yükselişte bunları görmek mümkün ve bu çözülme çok daha büyük bir çözülme olabilir. Yani hiç beklenmedik bir çözülme olabilir. 2002 seçimlerinde parlamento dışında kalan partilerin akıbetine evet. benzer. Yani evet. belki o kadar değil evet. ama hani beklenmedik sonuçlar orada da mesela ortaya çıkmıştı. Ve Ecevit'i hatırlarım yani evet. düşünün. Bülent Ecevit'in yıkımı yani düşünün. Nereden nereye geldi? yüzde %20'li oylardan nereye geldi? Sonuçta her şeyi belirleyen şey bence insanların ekmek meselesidir. Bütün her şey ekmekle ilgilidir. Yani bundan daha Bariz bir politik bilinç yoktur. Halklar ya da milletler aslında çocuk gibidir. Şimdi çocuğa dersiniz mesela evladım bak sobaya eline sürme. Soba sıcak elin yanar. Gider sürer eli yandıktan sonra bir daha sürmez. Burada da anlatırsınız ya bakın işte bu siyaset yanlıştır. Hı. Bu politik görüş yanlıştır. Buna oy verin vermeyin. Hadi beberler işte bir çeşitli nedenle. Sonra onların canı yanar. Bu canını yakan doğrudan siyasal iktidardır siz değilsinizdir. Kendi deneyiyle öğrenmek siyasette tam olarak budur. Bence şu anda Türkiye kendi deneyleriyle öğreniyor. Yani Yurttaş şu anda öğreniyor. elini sobaya koydu ve evet. yandı ve bir ve daha yanıyor. o sobaya gitmeyecek. Ve yanıyor. Oranını bilemem. Hı hı. Ve çok fena eli yandı, çok fena canı yandı. Bence mesele bu. Bence asıl şunu düşünmemiz gerekiyor artık. Yani buradaki mesele gelecekte çünkü bir 20 yıllık süreç yaşandı ve bu süreç bitiyor. Yeni süreç başladığında biz e, eski Türkiye olmamalıyız. Ne bu 20 yıllık süreçteki Türkiye olmalıyız ne daha önceki Türkiye olmalıyız. Bu Türkiye artık tümüyle hukuk devletinin üstün olduğu, özgürlüklerin olduğu, i̇nsan şeffaflığın mi? olduğu, insan haklarının olduğu ve ötekileştirmediğimiz. Yani insanlar işte çarşaf giydi, başını örttü ya minetek giydi, şuna inandı, buna inandı demediğimiz, e, suç işlememiş insanları siyasi partilere oy verdi diye cezalandırmadığımız çünkü İnsanlar oy kullanırlar, bunun hakları da vardır yanılır yanılmaz diyorum bunun bedelini en çok onlar evet. ödüyor. Orada da dikkat etmek lazım yani işte bu dönem bitti hadi şimdi bizim öyle bir şey yok. Biz yeniden kardeşçe yaşanacak bir Türkiye'yi kurmamız lazım. Tam da konusuna geldiniz aslında. Ben sizinle bugün kutuplaşmayı konuşmayı çok istiyordum. Ortadan ikiye ayrıldık gerçekten. Bunu en çok sosyal medyada hissediyorum. Bakın iki gün önce, iki üç gün önce Cumhurbaşkanının çeşitli görüntülerini yayınladı İletişim Başkanlığı ve bazı bazı şeyleri ispat etmeye çalıştı. Cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyi olduğunu ispat evet. etmeye çalıştı. Başarılı bir şey ispat çalışması değildi belki ama. Böyle bir çalışma içine girildi. Bir hashtag açıldı hı hı. E, sosyal medyada. Ölmüş Gördüm, diye evet. ve o e, orayı açıp baktığım zaman e, ben gerçekten dehşete düştüm bir insan olarak. Yani birinin ölmesinden bu kadar mutluluk duyulabileceğini. Tahayyül edemezdim Ahmet Bey ve tepki de gösterdim. Yani bir sandık diye bir şey var bu ülkede. Hala bir sandık var. Siz istemediğiniz kişiyi o sandıkla gönderebilirsiniz. Bu. Demokratik olanı budur, Tabii. doğru olan budur. Niçin yani bir bedduaymış gibi bunu yaşıyoruz, bir beddua ederek Hı. yaşıyoruz? Doğru değil dedim. Nasıl tepki aldığımı size anlatamam. Ne tamam, kripto AKP'liliğim kaldı, Hı. ne ee, işte o kadar kötü yerlerden vurmaya başladı ki insanlar işte buna sen karar vermeyeceksin. Belki Elvan'ın annesi karar verecek. Ali İsmail'in annesi karar verecek. Ben o annelerin hepsiyle görüştüm. Hepsinin acılarını paylaştım. Ve gerçekten hiçbir zaman unutmayacağım Gezi'de başına gelenleri. Ve bunun suçlusunun iktidar olduğunu da her zaman söyledim. Ama ne yapacağız biz? Biri birine zarar verdiğinde biz de ona mı zarar vereceğiz? Bu kısasa kısas mı yaşayacağız? Fakat bunun sorumlusu hı. da mı iktidar? Bence o iktidar. Bizi bu hale getiren, bize bu söylemlerle hareket etmeyi öğreten de iktidar. Ben insanları suçlamıyorum ama çok üzülüyorum. Siz neler yaşıyorsunuz evet. kutuplaşma ile ilgili bu işin? Şimdi şöyle, e, İttihat ve Terakki iş başına gelirken e, Abdülhamit'i despot bir e, padişahtı. Hı hı meşrutiyeti ilga etti. Yani meclisi kapattı. İşte muhaliflere, ona karşı çıkanlara söz hakkı vermiyordu, göz açtırmıyordu sürgünler. istibdat dönemi. Ve İttihat terakki iş başına gelirken dedi ki yani biz işte eşitlik, özgürlük, kardeşlik, Hı -hı. adalet bu sloganlarla geldi. Fakat ne yazık ki 8 ay sonra Abdülhamit gibi yani karşıtına dönüştü. Şimdi çok doğru bir şey söylediniz. Bizim için önemli olan şey burada evet şahıslar, partiler var. Hani bu dönem için e, bunun sorumlusu olan şahıs ve partiler var. Ama asıl mesele bir anlayışı eleştirmek ve o anlayışa düşmemek. Yani zalimin bizi zalim yapmasına linççinin bizi linççi yapmasına izin vermemek gerekiyor. Biz bunun karşısında bir yapı oluşturmamız lazım. Yani daha hümanist, daha açık görüşlü, hukuku üstün tutan e, bir yapı oluşturmamız, farkımızı göstermemiz lazım. Yoksa söylemlerimiz ne olursa olsun onlardan farkımız kalmaz. Yani Kısasa kısas çok eski bir hukuk e, kuralıdır hmm. korkunç bir kuraldır yani yıllar önce işte birinin kolunu kesti onun kolunu kesin çok gibi orta bu buz orta şey. çağdır evet. buradan bir yere varmak mümkün değil anlıyorum bunu ben de sizin gibi anlıyorum yani bu kadar yapılan şeyin e, akabinde insanlarda birikmiş olan öfkeyi e, kini anlıyorum ama bu yoldan gitmek... Ee, bizi karşıtlarımıza benzetir. Karşıtlarımıza benzediğimiz zaman da yapılan hiçbir şeyin anlamı olmaz. Yani biraz önce söylediğim gibi daha demokratik, daha özgür, kardeşçe yaşanan, çeşitlik içinde yaşanan bir Türkiye kurulacaksa bu yöntemi tümüyle terk etmemiz gerekir. Biraz soğukkanlı olmamız gerekir. Kesinlikle soğukkanlı ve bu yani bu ilkelerle ya yani bu yanlış ilkelerle mücadele etmek lazım. Ne söylemimiz ne olursa olsun yöntem her şeyi belirler. Yani gittiğiniz yoldur sizi belirliyor. Hani vardır ya işte efendim devrime gideceğiz. Bu arada pek çok insan öldürür sonra ama devrimi yapınca biz barışçı olamaz. Öldürürseniz katilsiniz ve o yöntem devam eder. Şu anda başlamıştır her şey. Şu an kullandığınız yöntem gelecekte sizin kuracağınız iktidarı belirleyecektir. Dolayısıyla bugünkü davranışınız, bugünkü ilişkileriniz, bugünkü ilkeleriniz her şeyi belirleyecektir. O nedenle biz insancıl olmak zorundayız. Ve kural bu değil. Yani eğer yanlış gördüğünüz bir siyasi yapı varsa, bir iktidar varsa bunu yeneceğiniz yer kader değil. Hı hı. Bunu yeneceğiniz yer Sandık. seçimdir, sandıktır. sandıktır. Buradadır yani bundan yola çıkarak bir yere varılamaz. Yani Bu öfkedir. Öfkeyle siyaset yapmakta her zaman kanıtlanmıştır zarara yol açar.